Marketlerde benim vatandaşımı dara sokanlar tarım kredi kooperatifleri talimatı aldı. Bundan böyle koyun kuzu etinde yüzde 25 indirim. Bunu başlattık. Kuzu etiyle başlayan indirim genişliyor. Tarım kredi kooperatifleri büyük indirime hazırlanıyor. Büyükbaş hayvan etinde de yüzde 35 indirim yapılacak. Tarım kredi kooperatifi başkanıyla da konuştum. Bakanım da zaten gerekenleri konuştu. Büyükbaş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle onların da satışına başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Beştepe'de devlet su işlerinin 34 hidroelektrik santral açılışında verdi. İndirimin sadece et ürünleriyle sınırlı kalmayacağını açıkladı. Tarım kredinin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un vesaire aklınıza ne gelirse zeytinyağı, ayçiçeği, bütün bunlarda da Özellikle 20 30 40 çeşit üründe de süratle indirime gidecek talimatımız şu. Sen kar amacıyla çalışmayacaksın. Benim vatandaşımı koruyacaksın. Fahiş fiyat artışı yapan fırsatçılara göz açtırılmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasa hizaya girecek dedi. Kuşbaşıydı, kıymaydı, büftekti, pirzolaydı vesaire. Bunu piyasaya sürdüğümüzde hele hele %30-35 gibi onda bir indirim başlatınca benim vatandaşım ona da ne yapacak? Alışacak. Piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. Erdoğan muhalefetin tutumuna tepki gösterdi. Felaketten medet umduklarını söyledi. Dünyada kendi ülkesinin ve milletinin felaketinden medet umacak... ...hatta bunu açıkça dileyecek kadar sefil bir güruhun yaşadığı... Bir başka yer var mıdır bilmiyorum. Abdülhamit Han sondaj gemisi de gündemindeydi Erdoğan'ın. Yunanistan'ın sondaj gemisinden duyduğu rahatsızlığı hatırlattı. Hele hele şu doğalgazı bir çıkaralım. Doğalgazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini de göreceksiniz. Ama Yunanistan çok rahatsız olmuş. Ya bu Erdoğan ne yapıyor demiş. Ya Erdoğan bir şey yapmıyor ya görevini yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından 34 hidroelektrik santralinin açılışını yaptı. Su medeniyettir. Suyunuz varsa medenisiniz. Suyunuz yoksa gayri gayrimedenisiniz. Ya Allah! Bismillah.